Evet. Aslında bütün videoyu şu sözle özetleyebilirim. Tepki çeksinler, sevense onların derdi. Bir haftada tek video bu mu emeğini sildin? Haftada 7 video görün işte bunun adı. Çalışma, mutluluk. Aynen. Sadece böyle laf sokarak bile bitirebilirim ama bitirmeyeceğim çünkü 10 dakikaya geçirmemiz lazım. Tamam hadi başlayalım. Dediğim gibi tepki çeksinler trendse onların derdi demiştim ve trend 1'de ne görüyoruz şu anda? Meryem Cenk son diss tepki ve trend 1'de. Sonra birazcık aşağı iniyoruz ve diss videoları alayına tepki Enes Batur'a küs müyüz? Güzel, o da trendte. Sonra biraz daha aşağı iniyoruz ve Orkun Işıtmak diss videolarına tepki. Tepki çeksinler trendse onların derdi. Tabi ben böyle söyleyince de diyecekler ki biz cevap videosu çektik. Trend için yapmadık bunu. Şimdi şöyle bir açıklama da yapmak istiyorum. Hak edene hakkını vermek gerekir. O yüzden yani sadece insanların kötü yanını bulup oradan sallamaya çalışmayacağım. Böyle insanlar kendilerini eleştirmen sanıyorlar ve şöyle söyleyebilirim kısaca. Bir bok değiller. Her neyse trend birden başlıyoruz. Meryem Can son diz tepki. Bana Justin'ci Meryem dedin. Sustum. Justin'ci Meryem doğru değil mi? Evinde Justin Bieber'ın tablosunu yaptırıp kim asar? Justin'ciler asar. Doğru. Videoları şöyle değerlendireceğim. İyi söyledikleri doğru şeyler ve saçmaladıkları şeyler olarak değerlendireceğim. Tamam mı? O zaman başlayabiliriz. Hazır mısınız? O zaman açıyorum. Aç bakalım. Arabayla başlıyor. Artık zaten arabayla başlamayan bir diss videosu hayal edemiyorum. Arabayla başlamayan bir diss videosu hayal edemiyorum diyor. Kaç kişi diss videosunu arabayla başladı? Reyo onunki diss videosu bile değildi. Ve ben. Evet bu kadar. Yani sadece ben başlamış oluyorum. Yani Türkiye genelinde. Yani burada boş yapıyor. Bana bir videoyu hatırlatıyor ama ya sanki birisinin videosunu hatırlatıyor ama şu an çıkaramıyorum. Bence videonun ilerleyen kısımlarını çıkaracağım. Arkadaşlar bu şarkının şu an ben neye benzediğini hatırladım. Bir dakika. Oo şarkımı bir tane şarkıya benzettiğini söylüyor. Bakalım neymiş. Hey Jake, I made one phone call. I got the same house as you. Same cars too. It's really not that hard. Dedim bence sözleri çok benziyor. Bu konuda haklı. Ona hak veriyorum bu konuda. Çünkü doğru söylüyor. Ben zaten Jack Paul'dan esinlendiğimi kendim de söyledim. Twitter'dan tweet bile attım. Instagram'dan paylaşım yaptım. Üstüne canlı yayında bile söyledim. Ki bence bunda kötü bir yanı yok. Çünkü YouTube'da gerçekten başarılı olarak gördüğüm ve örnek aldığım isimlerden birisi. PewDiePie ve Jack Paul. Ortaya hayvan gibi bir emek koyuyoruz. Ve insanların gördüğü tek şey sen Jack Paul çakmasın. Affedersiniz ama... Tamam rahatladım. Enes Batur gerçekten esinlendi mi? Güzel esinleniyor. Öğrenci şimdi gerçek dünya. Bu arada altyapı birazcık benziyor. Başlangıçtaki kısım benziyor ama sözlerin içeriği ve müziğe göre sıralanışıyla Jack Paul'un şarkısının alakası yok. İlerleyen kısımlarda göstereceğim. Şeyi merak ediyorum. 4 dakikalık diss videosunu Meryem nasıl 13 dakika yapmış? Benim bir haftalığım. Ne güzel laf sokmuş. Bir şey diyeceğim. Bak Rain Man'e salladığım kısımları beğeniyor. Çünkü Rain Man'le arkadaş değil. Yani alakası yok. O yüzden beğeniyor tabii. Bir de kasa yapmışsın. Bir de orki para ödemeden kaçmışsın. Buradaki orki sanırım Orkun Işıtmak. Buralarda da arkadaşım olduğu için şeysiz kalmak istiyorum. Tepkisiz. Bu yanlış. Neden biliyor musunuz? Arkadaşım olduğu için tepkisiz kalmak istiyorum. Yanlış bir tutum. Çünkü arkadaşın olsa bile yanlışlarını ve doğrularını söylemek senin en büyük görevin. Ne derler? Dost acı söyler. Doğruları ne kadar çok çaldığından dert yanıyor. O zaman size şimdi bir şey göstereceğim. Enes üzgünüm. Bana kızma ama bunu yapmak zorundayım. Aynı zamanda sen bana kızamazsın. Bana bir sürü laf sokmuşsun. Gösteriyorum arkadaşlar. Enes Batur komik montaj. Enes Batur komik montaj. Burada bir şey çaldığımı göstermek istiyorum. Hadi bakalım. Enes Batur komik montaj. Enes Batur komik montaj benim de severek izlediğim videolar. Göre hepsini izlemişim ama niye gözükmüyor bilmiyorum. Evet. Şimdi... Komik montaj, PewDiePie funny montaj. Aman Allah'ım ne kadar büyük bir benzerlik. PewDiePie'in videosunu alıp yüklemiş Enes Batur. Gel PewDiePie'in videosunu nasıl çağırsın salak Enes, salak Enes. Aa cidden kafam acıdı. Sanki tam neyleri birazcık benziyor. Hatta abartalım arkadaşlar. Evet. İşte. Nasıl oldum? Nasıl oldum? What is this dirty moonshine of which you makes me wanna quack. Like what the fuck is that? Aynısı gördüğünüz gibi
Ben gerçekten yorum yapmak istemiyorum ya. Bak son yaptığımı geçelim. Bundan öncekini göstermiş, ona bakalım. Bak 17 milyon izlenen 1 yıl önce, tamam mı? Aç bakalım bunu. O 12 dakikalık bir video ve içinde 300'den daha fazla videonun incelenerek hazırlanmış hali var. Hadi, hadi. Buradayım, buradayım. Flame atayım. Buradayım, buradayım. Ölenler var. İleride adamlar öldü. Gördün mü? Bak şurada adam öldü. Şu gördüğünüz kısım toplamda 10 saniyelik kısmı yapmak benim için yarım saat aldı. Ve benim buradaki bütün emeğimi hiçe sayıp PewDiePie'in aynısı demek gerçekten yazıklar olsun. Kafam acıyor zaten. Ayıp Meryem, burada haksızsın. Tamam, Meryem'in olduğu kısma gelelim. Evet, benim kısmım geldi. Yüzünü kapamış makyajın. Ne demek bu? Bak farkında mısınız arkadaşlar, ben makyaj kanalı değilim. Az önce Danla'ya gerçekten hep övdü, metiyeler dizdi, okey. Ama bana dediği şeye bakar mısınız? Ben çok makyaj bile yapmıyorum Enes. Yazıklar olsun ya gerçekten. Hani bana bunları söylemişsin, arkadaş olduğumuzu zannediyordum. Yazıklar olsun, gerçekten çok makyaj yapmıyorum. Benim cildim güzel. Işıklardan böyle gözüküyor. Gerçekten yüzümde şu an sadece azıcık bir şey var ya. Azıcık bir şey, herkes yapıyor. Sen bana bunu demeye utanmıyor musun ya? Tamam, şimdi doğru düzgün inceleyelim. Olsun, gerçekten çok makyaj yapmıyorum. Benim cildim güzel. Işıklar... Şey diyor, çok makyaj yapmıyorum, benim cildim güzel. Işıklardan böyle gözüküyor. Işıklardan makyajlı gözüküyor diyor. Tamam, o zaman ben de ışıklar yüzünden makyajlı gözüküyor yüzün demek istemişim. Ama cildin güzelmiş gerçekten. Niye bu kadar alındın ki madem çok fazla makyaj yapmıyorsan? Şarkı yaptım deyip belli bir şarkı. Evet, seviyorum, şarkımın da arkasındayım. Wings Club ışıldırız bir sihirli bir pırıltıyla. Ve işte Wings Club. Seviyorum. Sevmene bir şey demedim ki. Belli bir şarkı yaptın dedim. Şarkı yaptım deyip Wings Club'ın şarkısında şarkı söylemek, şarkı yapmak olmuyor aslında. Evet. Beni pek ilgilendirmiyor geri kalan. Dışına geldin. Halen ergen davran. Bir dakika, bir dakika. Yalnız bana ergen diyen isim arkadaşlar Enes Batur. Hani bunu ne bileyim, daha böyle olgun davranan birisi söylemiş olsaydı okey. Bana ergen diyenin arkadaşlar şimdi videolarını açalım. Enes Batur. Zamanda ben içimde gençlik... Tamam, şöyle bir şey var. Enes Batur YouTube Budur şarkısı kaç yıl önce çıkmış? Ve 21 Mayıs 2016'da. Birkaç ay sonra 2018'e gireceğiz. Yani 2 sene önce. 2 sene önce ben kaç yaşındaydım? 16 veya 17 yaşında olmam lazım. O civarlarda ve Enes Batur YouTube Budur şarkısını bir ekip yaptı. Onlara da çok teşekkür ederim yine. Bence güzel bir şarkıydı. Gençler için yapılmış bir şarkıydı ki bunun ergenci olduğunu sanmıyorum zaten. Ve ben sürekli videolarımda kendimi geliştirmeye çalıştım, daha iyi videolar çıkarmaya çalıştım. Yani yeni videolarımın ergenci olduğunu düşünmüyorum Meryem. Kaç yaşına geldin? Hala ergen davranışta. Bom. Bana ergen dedin ve sen de neden bana söyle konuşamadım. Evet Evet, ben ergenim. Evet. Aha, gene Justin Bieber tablosunu çıkardı. Tamam, şöyle bir şey diyeyim. Ergenlik kötü bir şey değildir. Ve Meryem de benim sevdiğim bir arkadaşımdır. Ona fazla bir şey demedim zaten. Abartılacak bir yanı yok. O birazcık oyun yapmış kendi kendine ama biliyorsun Meryem. Benden kesinlikle özür dilemen gerekiyor. Ben gene sana bu videoda da yine sallamadım ya. Ben çok... Önce sen Meryem. Önce sen özür dileyeceksin, sonra ben. Şimdi Kafaların şarkısına bakalım. Kafalar... Benim şarkıma tepki göstermişti, onlara bakalım. Yaptığınız her şarkı nedense çok az izlendi. Lanetli ev videolarının hepsi kurguymuş. Söyleyin bakalım, o senaryoyu kim uydurmuş? Korkulara kurgu demiş. Birincisi, biz oraya gittiğimizde yüz yüze kimseyi zaten bu üç harfli deyip görmedik. Biz normal orada köyde geziyoruz. Biz de sesten yani korkuyoruz, kaçıyoruz. Bir de şöyle bir şey var, zaten Alex olayı vardı. Alex'e dedik ki, bak videonun içinde diyoruz Alex. Evet. Alex bak, show yapıyorsun. Yapma. Bak, show yapıyorsun, yapma. Biz de korkuyoruz. Biz bunu söylüyoruz zaten. Tamam. Evet. Şimdi bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Burayı o yüzden iyi dinleyin. Lanetli videoları kurgudur. Yani böyle bir şeyler yok. Yani bunlar show amaçlı yapılan şeylerdir. Yanlış mı? Bence yanlış değil. İnsanlar eğlenmek için bu videoları izliyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir sihirbazın yaptığı numaralar sizi şaşırtır. Ooo ilginç falan diye gelir ama aslında gerçek olmadığını bilirsiniz. Her sihirin bir numarası vardır. Bu da onun gibi bir şey. Ama şöyle bir şey de var ki, kurgu yani bunlar. Kurgu yani. Kurgu yani. Yani ben de lanetli videoların hepsi kurguymuş diyorum. Onlar da videosunun içerisinde söylemiş. Ama video başlığında lanetli kurgu yazmıyor. Neden? Yazsa az izlenir çünkü. Yani öyle bir şey. Yani burada attığım diz yanlış değil yani. Doğru.
Yıldır YouTube'dayım ben, siz Vanya sürünürken ben milyonlarca izlendim, siz milyoncuk izlenir. 5 yıldır YouTube'da kaç abonesi var? 5 yıldır YouTube'da 5 milyona yakın abonesi var. Tam söyle dedi, şey olmasın. Bilmiyorum kanka. 4.9 milyon 4.9 milyon yazıyor diye. 4.9 milyon abi. Biz kaç yıldır? Biz 1 yıl oldu bizim. Yani kaç abone var? 2.5 milyon. 5 yani yıl daha olursak, yıl üzerinden vurduğunda 5 yıl sonra 10 milyon mu? Enes Batur 5 yıl sonra sen evlenirsin kanka. Bak, ben bir şey söyleyeyim. İstatistiksel olarak Enes'in 2 katınız şu anda. Ben şunu anladım burada. Gerçekten şunu anladım bakın. Bilal'i severim ama Bilal matematik hocanızı... Hadi bir seneni senin bizim vine'ımızın olduğu dönemi sayıyorum. 4 yılını da YouTube'da geçirdiğim vakte sayıyorum. Yani biz yine bir senede 2.5, sen 4 yılda 5 milyon. Ben de fikrimi söylemiyorum. Enes bak gerçekten başarılı bir... Matematikleri neden çok saçma size kısaca anlatayım. 5 yıl önce YouTube'un toplam kitlesi Türkiye üzerinde 40 bindi. Ve biz bu işten gelir elde etmiyorduk. 2 sene boyunca hatta 3 sene boyunca biz bu işten gelir elde etmedik ve kendi çabalarımızla yaptık. 3 sene boyunca doğru düzgün bir gelir elde etmeden biz bunu kendi çabalarımızla yaptık. 4. sene gelir elde etmeye başladık. 5. sene gelir elde ettik. Birincisi siz Vine'dan geçtiniz. Hayvan gibi kitleniz var ve 3 kişisiniz. 3vs1 atılmaz. Ben sıfırdan başladım. Hiç kimse tanımazken başladım. 5 sene önce YouTube'un toplam Türk kullanıcısı 50 bindi. Şu anki YouTube'un toplam Türk kullanıcısı 7 milyon civarında ve benim 5 milyon abonem var. Bu oran bu kadar saçma olamaz. Bir yılda 2.5 milyonsa 4 yılda 10 milyon oluruz gibi salak bir oran yok yani cidden. IQ'su olan insan bunu anlayabilir ve sizin de anladığınızı biliyorum. Ve YouTube'da kafalar emek vermiyor diye bir şey yok. Onların da videoları çok güzel. Onları da gerçekten buradan tebrik ediyorum ama yaptıkları matematik gerçekten çok saçma. Affedersiniz ama matematikiniz hocanızı erze. Diyor ki ben milyonlarca izlendim, siz milyoncuk izlerken. Şimdi benim anlamadığım şu. 1.6 milyonla 1.3 milyon arasında milyoncuk fark mı var? Bunu yine ankete mi koyacak? Enes. Enes. Akıl olsun anlamışsın ya. Başarılı bir YouTuber'sın. Çok başarılısın. Lafla olmuşsun. Ben izlenmelerimle hava atmadım. Sadece bana sataşıldığı zaman bunları kullandım. Her gün video atmaya çalışıyorum. Bunu siz de biliyorsunuz. 3 gün önce attığım video 1 milyon 400 bin. 4 gün önce attığım video 2.5 milyon. 6 gün önce attığım video 10 milyon. 1 hafta önce attığım video 2 milyon 100. Video başına izlenme olarak kıyaslarsanız doğru. Söylediğiniz doğru. Ama toplam video sayısına göre izlenmeyi kıyaslarsanız söylediğiniz yanlış oluyor ki burada ben haklıyım. Ben canavazım asıl. Burada dalga geçiyorlarmış gibi geldi. Üzüldüm birazcık. Sorduğumda dalga geçmedik diyecekler ama dalga geçiyormuş gibi davranıyorlar. Bunu kaçırmadım. Buna birazcık kırıldım, haberiniz olsun. Evet, dilendik. Şimdi bu kısmı tüm ciddiyetimle anlatmak istiyorum. Burada bu sözlerin söylemek istediği şey benim için Bilal sizin kanalınızın neşe kaynağı ve siz onun sayesinde YouTube'da ilerlediniz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü kafalar tek bir kanal olmadan önce farklı farklı kanalları vardı. 2-3 tane civarında öyle hatırlıyorum. Ve Bilal habire onlara içerik üretmeye çalışıyordu. Ve çalışan, gerçekten uğraşan bir adamdı. O yüzden Bilal'ın onların kanalını yükselttiğini söylemeye çalışıyorum buradaki sözde. Sözlerde diyor ki Bilal sizi sahiplendi siz sokakta dilenirken. Ben kesinlikle bir insanı dilenci diye ezmem. Beni 5 yıldır YouTube'da tanıyanlar gerçekten tanır. Ben insanları asla parasıyla kıyaslamam. Ki zor durumdaki insanlara yardım ederim. Ve bunu size göstermedim şu ana kadar. Tabii bir tane videomun sonunda Mehmetçik Vakfı'na 3000 lira bağışlamıştım. Bunu neden gösterdim? Çünkü salak salak konuşanlar oldu. Paranın üstüne yattığı gibi salak salak şeyler söylenenler oldu. Ve benim sinirim bozuldu. Bu yüzden videomun sonuna Mehmetçik Vakfı ile ilgili 3000 liralık bir şey koydum. Burada bunu söylemeye çalışmadım. Benim söylemeye çalıştığım şey buydu. Ben burada kötü niyetli düşünmememe rağmen, böyle bir şey söylemek istememiş olmama rağmen yine de onlardan özür diledim. Açık açık canlı yayında özür diledim. Twitter'da özür diledim. Ve bu videomda yine söyledim. Kesinlikle insanları parasal bakımda ezmem. Hatta Atakan'a özelden mesaj attım. Şu an özelden yazdığım mesajı gösteriyorum. Ki ben gelip geçici bir video için kesinlikle arkadaşımı kaybetmek istemem. Benim fikrim de Bilal'in onların kanalını yükselttiği oldu yani. Burada o kadar takılacak bir şey yok. Fikir ayrılığı var sadece. Burada açık açık Danla Bilic'in taklidini yapıyorlar. Sinan diye bağırmasını ve gülmesinin taklidini yapıyorlar.
Ben buraya bir şey söylemek istemiyorum. Videolarıma 1 liralık video dediniz. 1 liralık. Bak! Videolarıma 1 liralık video dediğiniz kısmını gene diyor ki 1 liralık diyor. Videolarımda gösterdiğim bu kadar emeği yani 1 liralık olarak nitelendirmek gerçekten benim de alınacağım bir şey. Bilmiyorum yani videolarıma 1 liralık demeleri çok yanlış bir şey bence. Ne bileyim insan kırılıyor yani o kadar. Yani ben şu videonun editine bile 2-3 saat uğraşacağım. Çekimi 1 saat sürüyor. En azından 5 saatimi harcıyorum bu videoya. Ki bu kolay bir video çektiğim, cidden tepki veriyorum oturduğum yer. Yani ayaktayım, oturmuyorum da bakın ayağa kalktım. Yani o kadar verdiğim emeğin 1 liralık olarak karşılanması yanlış bence ki bence YouTube'da hiçbir video 1 liralık değildir gerçekten. Bilmiyorum, yanlış. Video dediniz, Avrupa'ya gitseniz de beni geçemediniz. Oturduğum bir dakika dur. Farklı atıyorsam size ayağa kaldırma yöneğinizde yanar her bize. Gene dal geçiyor bak, gene dal geçiyor yani. Bunu şarkıyı normal bir şekilde izlemek var, bir de böyle diye yaparak izlemek var. Espri bakımından dalga geçiyor ama sorarsan dalga geçmiyor, evet. Yani o yüzden pek takılmıyorum bu kısma. Enes, elinizde yanar her bize. O kafiye için değil mi? Evet. Çünkü oranın bir anlamını şey yok. Yok hayır, mantıklı. Şimdi evet. Diyor ki yurt dışına çıkarken vizeyle gidiyoruz ya. Evet. O vizeler yanar diyor. Tamam. Ayağa kalkarsan doğru. Size vize vermezler. Enes yani. Ayağa kalkarsan sen bitersin kardeşim. Hem, sen oyun videosu çekmeye devam et. Hemen hemen bir şey. Bitermişim. Aaa şimdi gaza geldim. Dur bakla bekle. Twitter'a bir söz yazmıştım. Neden yazdığımı hatırladım şimdi bakın. Bak gaza geldim, daha çok çalışacağım yazmıştım Twitter'ıma. Hatta beğeneyim kendi şeyimi her neyse. Bunu neden yazdığımı hatırladım. Ayağa kalkarsan Enes sen bitersin dediniz. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu oyun daha yeni başlıyor. Haftada 7 video görün işte bunun azim. Çalışma, mutluluk. Azim, çalışma, mutluluk. Hatırladınız mı? Bakın bakalım ayağa kalkarsam bitecek miyim ha? Bom! Enes Batur'un kanalını açın böyle. Biz günde her gün video atıyor. Tabi bu zor bir iş. Ama Enes'in videoları 1 milyon, 1.5 standart olarak 1.5 milyon, 2 milyon. O civarda. Enes başarılı bir çocuk. O civarda. Bizim videolarımızı açtığında da ortalama sayı yine aynı aldığında aynı oluyor. Hatta ama aylık ortalamada bizi geçiyor. Şimdi dünya üzerinde en fazla izlenmiş YouTuber da Enes. Bu arada Türk bayrağı açabiliriz. Gerçekten. Evet, kesinlikle. Dünya evet. Üzerinde en fazla izlenmiş YouTuber Enes Batur. PewDiePie'nin geçti. Yani izlenmesini bir hafta, bir aylık izlenmesi. Hakkını veren insanlara hakkını vereceksin. Hatta Twitter'ıma da yazdım. Her şeyi Twitter'a yazıyorum. Ben de anlamadım ki bunu kim bak. Hak edene hakkını vermezsen hakkın yedikleri de göt gibi kalırsın yazmıştım. Hak ediyorlar ve cidden videolarına uğraşıyorlar ve kafalara buradan hakkını veriyorum. Şey de demiş, Avrupa'ya gitseniz de beni geçemediniz demiş. Avrupa'ya gittiğimizde seni geçememizin tek sebebi şu. Avrupa'ya gittiğimizde biz tren çekmedik, özgün içerik çektik. Sense... SİGAA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 
laf sokuyorlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Onları eleştirmiyorum. Onların söylediği şeyin yanlış olduğunu söylüyorum. Bakın, Maymun Adası'na giden YouTube'da kaç yüz tane video bulabilirsiniz, bakabilirsiniz yani. Ama tabii en popülerini onlar yaptı. Tebrik ediyorum ama gene de yapıldı. Özgün bir içerik değil. Ki laf etmiyorum, güzel bir video. Saçımıza rasta yaptırdık. Saçını rasta yaptıran kaç yüz tane video vardır. Teknoloji olmadan bir hayatta bir gün geçirmek. Bu hayvan gibi yapan bir kanal daha var. Ne o? Mesela Primitive Teknoloji diye bir kanal var. Teknoloji olmadan doğada hayatta kalmanın taktiklerini gösteren bir kanal. Arabaya binip drift yapıp yanlamak. Bu da dünya genelinde yapılan bir şey. Yani yapılan her şey aslında daha önce yapıldı. Yunuslarla yüzmek. Yunuslarla yüzmek de yapıldı. Bulabilirsiniz yani. İstediğiniz kadar şey bulabilirsiniz yapılmış olan. Cidden buldukları videolar güzel. Ama %100 özgün içerik değil. Ki ben bunu yargılamıyorum çünkü olabilir. Yurt dışında olan güzel şeyleri Türkiye'ye getiriyoruz. Bunu getiren insanlar ben varım, Orkun var, kafalar var. Bunu bütün YouTube kanalları yurt dışından görüp Türkiye'ye getiriyor. Belki bazen böyle çok düşündüklerinde hiç yapılmamış bazı şeyleri yapıyorlar. Ama bence bunda o kadar yargılanacak bir şey yok yani. Senin takip etmediğin yurt dışında bir kanalın içeriğini alıp Türkiye'ye getirip güzelleştirip insanlara sunmanın yanlış bir yanı yok. Pek ağır bir şey söylemedim. Sadece beni yanlış anladıkları kısma takıldım. Ama gene de bunu da kendi aramızda çözdük. Şimdi Orkun'un videosunu izleyeceğiz. Güzel kardeşlerim, kaç yıldır YouTube yapıyorsunuz? Kaç yıldır ya? Kaç? 2 mi? 3 mü? 5 mi? Ben kaç yıldır yapıyorum? Ben 10 yıldır yapıyorum lan.
Orkun 10 yıldır mı YouTube yapıyor? Yuh! 6 yıl önce başlamış. Nasıl 10 yıldır YouTube yapıyorsun? Senin de matematik hocanı. Oh! Arabalar. Şimdi bak. Ben şöyle bir şey fark ettim. Neden bütün diss videolarında araba var? Galiba Meryem'le Orkun'un sözlerini aynı kişi yazmış. Çünkü Orkun'la Meryem aynı menajerlik ajansında çalışıyorlar. Aynı şirkette çalışıyorlar daha doğrusu. Muhtemelen ikisinin eline de bir kağıt verdiler. Alın buradan diss atın diye. Benden kaçmaz Orkun. Şimdi ben diss şarkısı yaptığımda bana salladıkları şey şuydu. Beyaz perde önünde çekmişsin. Nerede prodüksiyon? Nerede emek? Biz arabayla şekil şukul şeyler yaptık. Şekil şukul klipler çektik dediler ilk yaptığım şarkıda. Ben de bu yüzden şarkıma siz bana perde önünde çekiyorsunuz diye laf attınız. Videonuzda bir tane araba aldınız. Ben videoma 8 tane araba aldım. Adam olun akıllı durun anlamında o kadar çok arabayı videoma koydum. Normalde ben de koymam. Saçma bir şey o kadar çok araba olması zaten. 6 farklı mekanda klibi çektim. Hayvan gibi mekan var yani klibin içinde. Hayvan gibi. Gene de biraz Orkun'dan uzaklaşıyoruz burada ama benim burada gösterdiğim emeğe saygısızlık edip açıyor Twitch'ten canlı yayını. Videomu açıyor. Diyor ki neden bu kadar çok araba var? Araba olması saçma. Aynı kişi bak aynı kişi ilk başta Rayon'un şarkısını izliyor. Diyor ki yapmışlar abi klibe bak şeye bak arabalar of çok fena falan diyor Rayon'un şarkısını izleyip. Benim şarkımı izliyor. Söylediği şey neden bu kadar araba var? Neden bu kadar farklı mekan var? Çok fazla mekan kullanıyor. Çok fazla araba alınca klip mi yaptınız sanıyorsunuz? Bu eleştirmenlik değildir. Taraf tutmaktır. Başka hiçbir bok değildir. Neyse. Takmıyorum zaten. Artık hak edeni hak edeni vereceğim. Ha bir tanesi de yani yaptığı çok büyük saygısızlık. Çok büyük saygısızlık. Twitch'te canlı yayında benim videomu açıyor. Diyor ki ben bu videoyu izlemem. Diyor kalkıyor gidiyor. Sandalyesine izletiyor videoyu. Şunu söyleyebilirim sadece. Böyle bir laf atmak adamlık değildir. Sadece bunu söylüyorum. Adamlık değildir. Kaç tane insan emek veriyor, kaç tane ne kadar para harcanıyor, o kadar verilen emeği ben bunu izlemem, bu ne şey deyip sandalyesini izletmek kadar kötü şeyler söylemek istiyorum ama daha fazla söylemek istemiyorum. Gene saygımı bozmak istemiyorum. Canlı yayında ben izlemedim, ben çok havalıyım. Sandalyem izledi. YouTube'a yüklesinler. Fazla izlenme alsın. Kitle gelsin buradan bana. Bu yapılan şey adamlık değildir. Ve buna da hiçbir cevap verilemez. İsteyen istediğini izler ama böyle bir saygısızlık yapılamaz. Neyse, Orkun'un videosuna dönelim. Bu kadar çok araba var. Araba olunca daha mı iyi satılıyor, daha mı hava atılıyor? Niye full araba? Geçtik. Söyledim biraz önce. Bir yerden bir tanıdık gelmişti değil mi ona? Bir şeye bak. Hey Jake, I made one phone call. I got this. Yine bak, aynı sözleri yazmışlar. Meryem'le Orkun'unkini güzel doğru. Enes'in videosunu izliyorum sandım. Şeymiş, Logan Paul'muş. Hani Orkun bana bunu diyor ya, sanki Orkun yaptığı diss şarkısı şey böyle. Bak. Wow. Hey. YouTube bir koca çöplük. Bu şarkı olsun sözlük. Önüne gelen herkes dizisi yaptı. Şimdi bunu izleyelim. Eminem Just Lose It. Wow. YouTube bir koca çöplük. Bu şarkı olsun sözlük. Önüne gelen herkes diss videosu yaptı. Önüne gelen herkes diss videosu yaptı. Şimdi alın bu şarkı bel altı. Dissleri var. Derin ödün çalıp bir de kaza yapmışsın. Bir de o ki para ödemeden kaçmışsın. Şimdi Enes bu olay böyle değil. Ben sana bu olayın tamamını anlattım. Sen de bunun böyle olduğunu biliyorsun. Bu arada Orkun benim kulaklığımı da özenmiş. Bakın aynı kulaklık. Ayıp sana Orkun. Tutmak için böyle bir şey söylemen hiç gerek yoktu. Geçiyorum. Hayır Orkun, olayın doğrusunu bilmiyorum. Bana ne McLaren videosunu izlerseniz Orkun'un tüm seyi bildiğin çok hızlıca giriyor ve arabanın altını patlatıyor ki arabanın sahibi de Instagram'da bunun üzerine sürekli paylaşım yapıyor. Aynı tür videolarda bile sana fark attım. Aynı tür videolarda bana fark attın. Olabilir, atmış olabilirsin. Videolarında çok yapmacık davranıyorsun. Ufak.
Geldik geldik olaya geldik. Şimdi bir dakika. Videolarını yapmacık davranmıyorum bence. Çünkü ben kim YouTube'da samimiyete inanıyorum. Yani gerçek hayatta nasılsam... Sus yalan söylüyorsun yapmacık Orkun. Bunu kabul etmiyorum Enes. Etmiyorum. Devam ediyorum. Edeceksin. Orkun çalma Orkun. Özgün içerik at Orkun. Küçük kanallardan video çalıyorsun. Tepkisini kısaca söylersek şöyle oluyor. Diyor ki ben özgün içerik atıyorum. Yurt dışına gittim, iPhone aldım. Türkiye'de hiç yapılmış, hatta dünya genelinde yapılmamış birkaç tane şey yaptı. Onları kabul ediyorum. Doğru söylüyor. Ama gene de çaldığı yerler de var. Kaya Giray'dan yorumlarla şarkıyı aldı. Doğru. Doğru. Doğru mu? Değil mi? Doğru mu? Değil mi? Ona da diyor ki ben onu yurt dışından gördüm. Ya kimi k***yorsun Orkun? Bu kadar yeterli aslında. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Boğazım da ağrıdı. Bayağı konuştum. Diss videomuza bayağı uğraştık ki 10 milyonun izlenmeye geçiyor. Daha bir hafta olmadı attılı galiba. 80 bin dislike var. 80 bin dislike olması normal aslında. Herkese diss attık ve onların sevenleri bize diss attı. Şarkıyı dinleyenlerin genelde 10'da 8'i diyor ki iyi koymuşsun, iyi laf atmışsın falan diyor. Ve söylediklerim genelde doğru şeyler. Ağır olmasa bile doğru şeyler var yani genelde. Sadece birkaç tanesi böyle biraz daha şarkıya uyum sağlasın diye konulmuş şeyler. Bu diss olaylarını da burada kapatmak istiyorum. Biz kendi aramızda disleşmemeliyiz. Türk YouTuber'lar olarak birbirimize sarılmalıyız. Ve artık diss olayları da kapansın diyorum. Ya bir dakika, bir de şunu söyleyeyim. Berkcan konusuna da açıklık getirmek istiyorum bu videoda ve onu böyle bitirmek istiyorum. Berkcan'la bildiğiniz gibi Twitter'da bayağı atışmışlığımız var. Çünkü gelip bana sataşıyor. Neden sataştığını bilmiyorum ve çok saçma bana gelip sataşması. Bunun üzerine bir tane canlı yayın açmış gece saat 2 gibi veya 3 gibi. Benim Despotiso parodimi izliyor ve cidden saygısızca konuşuyor ve cidden yanlış şeyler söylüyor o yaptığı canlı yayında. Bulabilir misiniz hala, YouTube'da mıdır bilmiyorum ama her neyse, bunun üstüne ben bunu Twitter'ımda paylaştım ve Berkcan buna bayağı sinir oldu ve biz aramızda bir konuşma geçirdik onunla. Konuşma yaşadık. Dedik ki artık birbirimiz hakkında hiçbir şekilde, hiçbir yerde bir şey söylemeyeceğiz dedik. Hiçbir yerde, hiçbir şekilde. O yüzden Berkcan'a kendi diss videomda hiçbir şey söylemedim. Ben sözümü tuttum. Ben her zaman sözümü tutarım. Bakalım Berkcan bugün atacağı diss videosunda bana laf etmiş mi? Ettiyse de cidden adamlık yapmamıştır. Çünkü ben sözümü tutup ona hiçbir şey demedim. Hala bana laf söylemeye çalışıyor. Şimdi fark ettim bak. 17 dakika önce benimle ilgili bir şey paylaşmış. Ve bunu paylaşıp gülme işareti koymuş. Bu ne demek? Sürtüşme olan iki YouTuber'dan diğerinin bunu paylaşması ne demektir? Sallamak demektir. Yanttığı yine yanlış bir şey. Ben sözümü tutuyorum. Ona hiçbir şey söylemiyorum gene de. Aynısını ondan da bekliyorum ama bu tweet'i şimdi daha yeni gördüm ve gene sinirlendim. Gene bir şey söylemeyeceğim. Her neyse. Hiçbir YouTuber bana sataşmadıysa benim onlarla hiçbir sıkıntım yoktur. Bana sataşana sadece sataşırım. Bunu unutmayın. Benim insanlara bir garezim yok. Öpücükler, görüşmek üzere, bay bay. Bu nasıl bir çıkış ya? Bay bay bir de. Ve iki videoya tıklayıp orada iki video var bak, onlara tıklayın, bir de kanala abone olun, hadi. Hadi görüşürüz. Evet, şimdi can şeyi bitirdim, videomu bitirdim. Birkaç saat sürdüğüne bakalım videonun. Video 1 saat 25 dakika sürmüş.